Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle geometrik örüntü konusuna değineceğiz. Önce örüntünün mantığını çözeceğiz. Daha sonrasında sorularını çözeceğiz. En sonunda size kendinizi değerlendireceğiniz bir test hazırladım. Ona bakarak kendinizi test edebileceksiniz. Öyleyse haydi bismillah diyelim, başlayalım. Öncelikle arkadaşlar örüntünün ne demek olduğunu bir öğrenelim. Örüntü nedir? Nesnelerin, şekillerin veya cisimlerin belirli bir kurala göre sıralanmasıdır örüntü. Evet, mesela bir günümüzü düşünelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yemek olarak düşünecek olursak sabahleyin yumurta, öğlenleyin sebzeli yemek, akşamleyin köfte. Sabahleyin yumurta, öğlenleyin sebzeli yemek, akşamleyin köfte. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bunlar tekrarlanıyor değil mi? Evet, belirli bir sıraya göre tekrarlanan şeylere biz ne diyormuşuz? Evet, örüntü. Peki geometrik şekiller diyoruz. Geometrik şekiller üzerinden bunu anlamaya çalışalım. Evet, üçgen, dikdörtgen, daire ya da çember ve kare. Aa, bakın dikkat ettiniz mi? Tekrardan üçgen geliyor. Eğer bir örüntü olması gerekiyorsa sonrasında bir dikdörtgen gelmesi gerekiyor. Çünkü daha öncesinde üçgenin yanında dikdörtgen vardı. Evet, dikdörtgen geldi. Sonra evet, dikkat ettiniz mi? İkisi de aynı sıralamayı takip ediyorsa demek ki buna ne diyoruz? Örüntü. Örüntülerin kuralları var arkadaşlar. Örüntünün kuralı hangi şekiller nasıl yapıldıysa, nasıl bir sıraya konulduysa ona göre ilerler. Hadi bakalım buna örnekler verelim. Mesela ilk resmimizden bakacak olursak bir tane ev görüyoruz burada. Bir, iki. İki tane de araba. Bir tane ev, iki araba. Bir tane ev, iki araba. Allah Allah. Demek ki bunun örüntüsü neymiş, kuralı neymiş? Bir ev, iki araba. Peki burada bir balık, bir hamburger, bir balık, bir hamburger, bir balık, bir hamburger. Artık tamam, sıralamayı anladım. Bir balık, bir hamburger işte. Peki devam ediyoruz. İki tane kızımız var burada, gülümsüyorlar bize. Bir tane de erkek çocuğumuz var. İki kız, bir erkek. Öyleyse kuralımız neymiş? İki kız, bir erkek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arabamız var. Güzel bir araba. Bir tane arabamız var. Tam 3 tane otobüs de hemen yanında. Evet. Bir araba, 3 otobüs. Bir araba, 3 otobüs. Demek ki bunlar artık tekrarlayacak değil mi arkadaşlar? Ben buna ne diyeceğim? Bir araba, 3 otobüs. Armutlara gelelim arkadaşlar. Armutlar nasıldı? 2 tane armut vardı. Sonra çilekler 1 tane. 2 tane armut, 1 tane çilek. Kuralımız neymiş arkadaşlar? Bunlar nasıl tekrarlayacak? 2 armut, 1 çilek. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Arıyı görüyoruz değil mi? Arıyı bir sonraki kez tekrar görene kadar bizim sıralamamız gözükecek. Arı var. Fare var. Evet. Koyun var. Arı var. Fare var. Koyun var. Demek ki hep nasıl olacak? Arı, fare, koyun. Arı, fare, koyun. Arı, fare, koyun. Öyleyse arı, fare ve koyun olacak şekilde birer birer. Örüntümüz bu şekilde. Peki devam ediyoruz. Ağaç var. Yaprak var. Ağaç var. Yaprak var. Evet. Bir ağaç, bir yaprak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, ne var burada arkadaşlar? 2 tane dondurmamız var. 2 tane de muzumuz yanında. 2 dondurma, 2 muz. Demek ki kuralımız neymiş arkadaşlar? 2 dondurma, 2 muz. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şurada. Örüntüyü nasıl devam ettireceğiz? Örüntüde parça parça gidiyorduk ya daha öncesinde. Şimdi bütün olarak gideceğiz. Nasıl bir şey? Dikkat ettiniz mi? 2 tane arımız var. 2 tane kelebeğimiz var. 2 tane arı, 2 kelebeğimiz. Aa, bunlar bir standart oluşturuyor. Bir örüntü oluşturuyor arkadaşlar. Bu örüntümüz
başladı ve bitti. Bu örüntümüz de başladı ve bitti. Öyleyse yeni örüntüye neyle başlayacağım arkadaşlar? Evet, arıyla. Çünkü arıyla başlamıştık örüntünün başına. Devam ediyoruz. Peki ya şu gözler? İki tane göz, bir ağız. İki tane göz, bir ağız. Ha, güzel. Örüntünün kuralını buldum. İki göz, bir ağız. İki göz, bir ağız. İki göz, bir ağız. Dikkat ettiniz mi? İki gözümüz var. Sonrasında ne gelecek? Kesinlikle öyle. Bir ağız gelecek arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki burada ne varmış arkadaşlar? İki tane gemi. Üç tane helikopter. İki tane gemi. He, kuralımız neymiş arkadaşlar? İki gemi, üç helikopter. İki gemi, üç helikopter. Bitti mi? Bitti. Şimdi ne gelecek? İki gemi dediğime göre. Hangisi gelecek arkadaşlar? Evet, gemi gelecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Uğur böceği bir tane, iki tane de fil. Uğur böceği bir tane, iki fil. Demek ki kuralımız neymiş? Bir uğur böceği, iki fil. Bir uğur böceği, iki fil. Bir uğur böceği dikkat ettiniz mi arkadaşlar? İki fil olması gerekirken kaç tane fil var? Bir tane fil var. Demek ki bir sonrakinde bir tane daha filimiz olacak arkadaşlar. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eskiden bu stres çarkları vardı değil mi? Evet. Şimdi bir tane kırmızı, iki tane mavi, bir yeşil. Bir kırmızı, iki mavi, bir yeşil. Değil mi? Bir kırmızı, iki mavi dediğimize göre sonrasında ne gelecek? Evet. Mavi. Devam ediyoruz. Dinozor ana. Devam ediyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi. Demek ki kırmızı, yeşil, mavi bir kurala göre gidecek. Bakın dikkat edin. Kırmızı, yeşil. Sonrasında ne geliyor? Evet, mavi. Örüntünün kuralına dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Bir tane erkek, iki tane kız. Bir tane erkek, İki tane kız. Böyle gidiyor değil mi? Bir tane erkek, sonrasında ne gelecek arkadaşlar? İki tane kızdan bir tanesi gelecek değil mi arkadaşlar? Kesinlikle öyle. Devam ediyorum. Şimdi bu ne varmış arkadaşlar? Pastamız farklı bir şekilde. İlk önce dörtlü, sonra üçlü, sonra üçlü, sonra birli, sonra birli. 4, 3, 3, 1, 1. Evet. 4, 3. Bakın dikkat ettiniz mi? Üçlü olan, üç mumlu olan pasta. Bu biraz zor gibi geliyor bize ama bir şey olmaz. Evet. 3 tane pastalı olan, 3 tane mumlu olan pastayı işaretliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane dilim pizzam var. 2 dilim ne bu bilmiyorum arkadaşlar. Ben karpuz dilimine benzettim ama sonrasında da bir tane bir dilim de donut var arkadaşlar. Evet. Sonra tekrar aynı şekil gidiyor. Bakın dikkat edin. Pizzalarımız kaç taneydi örüntüde? 3 taneydi. Burada kaç tane vardı arkadaşlar? 2 tane. Peki ne yapacağız? Üçüncüsüne bir kapı aralayacağız. Örüntü dediğimiz şey bir kurala göre tekrar eden, sıralanan şeyler olduğundan dolayı dikkat edeceğiz. Evet, şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şurada. Ne diyor? 3 adım daha devam ettireceğiz. Nasıl? Bakın arkadaşlar. Üçgen, kare, üçgen, kare. Demek ki hep bu üçgen, kare, üçgen, kare gidecek. Üçgen, kare, üçgen, kare, üçgen. Bu 3 tane devam ettirdim. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada daire, dikdörtgen, daire, dikdörtgen, daire, dikdörtgen, daire. Devam ediyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Üçgen, daire, dikdörtgen, kare. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare. Örüntüyü buldu mu? Öyleyse tak diye cevabını veririm. Üçgen, daire, kare. Arkadaşlar buraya bir bakalım şimdi. Ne diyor bize? Kare, kare, üçgen. Kare, kare, üçgen. Öyleyse ne yapacağız? Kare, kare, üçgen diyeceğiz. Devam ediyorum. Dikdörtgen, üçgen, daire. Dikdörtgen, üçgen. Sonra ne gelecek arkadaşlar? Evet, daire. Sonra dikdörtgen ve üçgen gelecek. Devam ediyoruz.
Peki ya şurada ne var arkadaşlar? Daire, üçgen, üçgen, daire, üçgen, üçgen. Bu demek ki bir kural arkadaşlar. Daire, üçgen, üçgen dediğine göre biz de son üçlüyü de daire, üçgen, üçgen olarak göstereceğiz. Devam ediyorum. Ne diyor bize burada? Kare, üçgen, daire. Daire. Aa, dörtlü bu. Kare, üçgen, daire, daire. Kare, üçgen, daire, daire ve en sonunda yine öbür tarafa döndüğü için örüntü. Evet, kare geliyor. Şimdi burada boyama meselesi var. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz değil mi? Mavi, sarı, mavi, sarı. Çok kolay arkadaşlar. Mavi, sarı, mavi, sarı, mavi. Değil mi? Peki burada ne varmış arkadaşlar? Kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil. Yani iki kırmızı, iki yeşil boyayacağız. Yapalım. İki kırmızı, iki yeşil. Bir tane daha kırmızımız var değil mi? Evet, devam ediyoruz. Ne diyor bize? Bir kare, iki dikdörtgen. Yani sarı ve iki kırmızı. Sarı, iki kırmızı. Öyleyse sonrasında ne gelecek? Sarı kare gelecek. Devam ediyoruz. Evet. Mavi, sarı, sarı. Güzel. Yapalım arkadaşlar. Mavi, sarı, sarı. Devam ediyorum. Mavi, sarı, sarı. Örüntüye dikkat arkadaşlar. Nasıl tekrar ediyorsa biz de öyle tekrar edeceğiz. Evet. Burada ne yapıyoruz? İki tane yeşil, mavi daire. Sonrasında sarı kare. Evet. Yeşil, mavi, sarı. Yeşil, mavi, sarı. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu turuncu olsa gerek. Turuncu, mavi, yeşil. Turuncu, mavi, yeşil. Turuncu, mavi, yeşil. Bu da kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Oo, kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Ve en sonunda ne gelecek? Kırmızı. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle bu konu böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kendinize iyi bakıyorsunuz. Güzel çalışmalarda tekrardan buluşmak üzere diyorum.